Ünye İmam Hatipliler Ünimdar çatısı altında pilav gününde bir araya geldiler. Ünimdar Başkanı Mustafa Ateş'in açılış konuşması ile başlayan program, Adem Çalık ve AK Parti Milletvekili Mustafa Hamarat'ın konuşması ile devam etti. Ünye İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği, Ünimdar'ın tanışma ve kaynaşma kapsamında düzenlediği geleneksel pilav günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle tüm misafirlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Bayram vesilesiyle Müslümanların yakınlaşmasına, kaynaşmasına, aralarında barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını bizleri yaratan Rabbimden niyaz ediyorum. Yine sözlerimin başında açılışının 40. yılını kutladığımız okulumuza hizmet veren, yaşayan her eğitim ordusuna sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerken, okulumuzun uzun yıllar idari kadrosunda bulunan birçoklarının hocası, sevgi insanı, gönül insanı, aramızdan ayrılan merhum Mehmet Ertekin hocamızı ve ahirete intikal etmişleri rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ünye İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği, Ünimdar, diğer dernek ve toplum örgütlerinden farklı olarak siyasi oluşumların üstünde İmam Hatiplik dini ve milli değerlerini benimsemiş, milletini seven, ülkesini seven, devletinin en zirve noktalarına kadar yükselmiş, vatanına, milletine hizmet sevdası içinde bulunan insanlardır. Değerli misafirler, İmam Hatip okulları ülkemizde zorlu süreçlerden geçmiştir. Birçok kere kapısına kilit vurulmak istenen, okuyanı ve mezunları horlanan, birçok kapılar kendine kapanan İmam Hatipliler her zaman olduğu gibi yine halkımızın teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşamaktadır. Son zamanlarda kontenjanlar artırılmakta, ilave dersler yapılmakta ama yine de akın akın bu okullara gelen öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Bu kutlu aileye katılmak isteyen binlerce, on binlerce öğrencimiz sabırla beklemektedir. Ama biz bunlar için varız. İnşallah bu eksiklikler, bu ders eksiklikleri giderilip bu eğitim yuvasına katılmak isteyenleri bu orduya katmak için varız. Bu programların okulumuzdan mezun olanlar arasında, okulumuza gönül veren mensuplar arasında iletişimin tekrar sağlanmasına önemli katkıda sağlayacağına inanıyorum. Bu etkinliğe katılan, katkıda bulunan başta okul müdürüm İbrahim Tatlıgül'e, AK Parti İlçe Başkanı Adem Çalık Bey'e, gönül dostlarımız Şenol Ateş, Ahmet Karagöz Bey'lere, Selami Kut kardeşime katılmaları dolayısıyla bizleri şu anda aramıza katılan Ordu Milletvekilimiz Mustafa Hamarat Bey'e, tüm misafirlerimize en içten sevgi ve saygılarını sunuyor, ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu etkinliğin nice yıllar devam etmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Dernek başkanımız, değerli müdürlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, ben de hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimden kutluyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Mütevazi güzel bir toplantı. Biraz katılmaz diye az konuşmaları buruk gördüm ama keyfiyet önemli. Sayılar, nice az sayılardan nice çok bereketli işler çıkmıştır. Türkiye'de İmam Hatip deyince zaten bunun en önemli, en anlamlı şekillerini yaşadık. 2000 kişilik, 3000 kişilik okullarımız
dönem dönem 200-300 kişiye, hatta 100 kişilere kadar düştü, kapanma deşiğine geldi. Ama belli ki gözyaşları, dualar etkili oldu ve Türkiye'de bugün en hızlı büyüyen okullar durumuna geldi. İmam Hatipler bizim yuvamız. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Ama bugün burada mensubu olarak bulunuyorum. Ünye İmam Hatip mezunu değilim. İzmit İmam Hatip mezunuyum. Biz de buralardan oralara doğru giderken daha İmam Hatip'e kaydolmadan bir İmam Hatiplik ruhu aşılanarak gittik. Bizim beldeden bizden önce bu yuvalara gelen, buralarda okuyan abilerimizin göstermiş olduğu ışıklı yoldan devam ederek yolumuz, hayatımız bu yuvalarla kesişti. Onlardan bir tanesi aranızda Zübeyir Hatip Hocam. Bizim beldeden ilk, belki de İmam Hatip mezunu. Yanlış hatırlamıyorsam, hocam düzelsin yanlışsa. Belki var, çevreden var ama bizim köyden öyle. Hocalarımızın teşvikiyle niçin İmam Hatip? Ben kulağımda hala kalan söz şu. Babam ilkokul diplomasını dışarıdan alan birisi olarak niye İmam Hatip'e veriyorsun diye soranlara benim yanımda şöyle cevap veriyordu. Hem dinini hem dünyasını öğrensin diye. Böyle bir söz var aklımda hala. Demek ki bir milletin heyecanı, kültürü bu dünya hayatını aşıyorsa, ebedi hayata doğru uzanıyorsa, eğitimde de arayışı öyle oluyor. Yani sadece gitsin, bir makamlara gelsin, bir koltuklara otursun, yanındakileri geçsin, onlara fark atsın, dünyalıklar edinsin, iyi maaş alsın, zengin olsun, iyi arabalara binsin, iyi evlerde otursun, dan öte, başka şeylere sahip olsun, başka duygulara sahip olsun, başka heyecanlara sahip olsun. Gittiği yerde hayatın anlamını unutmasın, büyüklerini unutmasın, anne babaya verilen kıymeti unutmasın. Geri döndüğünde yabancılaşmış biri olarak dönmesin, bize burun kıvırmasın, tepeden bakmasın diye bir anne baba, bir veli kaygısı var ki bu özellikle kırsal kesimlerde, çekingen kesimlerde, şehirde görünce şehirden ezilen, çekinen kesimlerde bir tünel gibi İmam Hatip seçeneği karşısında.